belgelerde, i.b'nin, telefonda, falanca petrolün önünde bekleyin, akşam şu otelde kalın, şurada bekleyin, 10 kişilik kafile şuraya gelsin. Bu şekilde üçerli dörderli gruplar halinde 1800 tane teröristi taşıdığı, tamamı teknik takiple izlendiği, tek bir operasyon dahi yapılmadığı ortadadır. Alacak adresi söylüyor telefonda. Ertesi gün araba gidiyor, onları alıyor, Suriye'ye götürüyor. Arkadaşlar, nerede emniyet? Buyurun arkadaşlar, bakın kamuya açık. Bu soruşturmayı paralelciler de yapmadı. Şu anda görevinin başında olan hakimler, savcılar yürütüyor. Dosyayı vereyim, inceleyin, beraber görelim. İçeriğinde arkadaşlar, falanca otelde, ismini paylaşmayacağım, Antep'te bir otel, İstanbul'dan telefon ediyor. Diyor ki akşam diyor şu otelde kal, yarın diyor biz seni arabaya bindireceğiz, göndereceğiz diyor. Emniyet biliyor arkadaşlar, akşama otelde kalınmış, orada yatılmış, orada uyunmuş, ertesi gün arabaya bindirilmiş ve gönderilmiş. Şimdi bunun adı nedir arkadaşlar? Bunun adı nedir? Bu görmezden gelme nedir? Şimdi arkadaşlar bakın, bu şahsı tanıyorsunuz değil mi? Bu şahıs serbest. Bu şahsın adı 3 ayrı soruşturmada geçiyor. Bir soruşturmada Afganistan'daki El-Kaide yapılanmasına Türkiye'den militan devşirdiği iddiası var. Bir diğer soruşturmada Suriye'de Rakka'daki merkez kamp dedikleri IŞİD terör örgütünün merkez kampına Türkiye'den militan gönderdiği tescillenmiş, yapılan operasyonlarda evinden çıkan silah, mühimmat, patlamaya hazır halde tutulan bir araba. Arkadaşlar bu kişi serbest. Bir gazeteci, bir akademisyen, bir öğrenci bir şey söylediği zaman cezaevinde. Nedir arkadaşlar bunun adı? Bu düzenin adını söyleyebilecek biri var mı değerli arkadaşlar? IŞİD terör örgütünün dergisi Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeyi çarpıtarak, onun manasını değiştirerek, küfredenler ise tağut yolunda savaşırlar ibaresini askerimizin altına koyuyor. Arkasında da bir ifade, Firavun'un askerleri. Arkadaşlar dergi üzerinden örgütleniyor, kitap evlerine dergileri gönderiyor, hücrelerine gönderiyor, devletin haberi var. Bu derginin basıldığı matbaa dahil hiçbir yere operasyon yapılmıyor. Çok basit bir soru arkadaşlar, çok basit ya. MİT tırları dosyasındaki gizliliği niye kaldırmıyorsunuz? Niye kaldırmıyorsunuz? Koydunuz hepsini paralelci kefesine. Ya içinde öylesi varsa da onu kamuoyu bilsin, yoksa da bilsin. Öyle olmayan da var, öyle olan da var, şu da var, bu da var. Laf kalabalığı yapıyorsunuz arkadaşlar. Vallahi de billahi de o tırlar Türkmenlere gitmiyordu diyen sizin bakanınız değil mi değerli arkadaşlar? Aynı zamanda geçmiş Sayın Başbakan Davutoğlu o tırların Türkmenlere gittiğini ifade etmiyor muydu? Şimdi bu çelişki üzerine bile arkadaşlar tartışmak yasak. Bu fotoğraf ne biliyor musunuz? Bu fotoğraf. Bu fotoğraf Suriye'de IŞİD'in kendi teröristlerini tedavi ettirdikten sonra oluşturduğu veri tabanının ara yüzü arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz? Antep'teki tedavi üssü. Bu adam gelmiş arkadaşlar buraya, ağır yaralanmadan dolayı, ateşli silah yaralanmasından dolayı tedavi olmuş, emniyet takip etmiş. Fezlekeler de var, tedavi oluyor burada. Daha sonra hastaneden çıkıyor, elini kolunu sallayarak Suriye'ye gidiyor. Suriye'de şimdi gelecek, kendini belki de patlatacak. Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar niçin bir tahkikat yürütülmüyor bu insanlar hakkında? Adıyaman hücresindeki adamların tamamı gözaltına alındı, serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılan adamlar arkadaşlar şu ana kadar 300-400 tane insanımız, tam rakamını bilmiyorum, öldürdüler arkadaşlar. Buna karşı bu komisyon kurulmalıdır. Bunu araştırmalıyız.